silindir istiyorum. Silindirle ne yapacağım ben bunu ortasından? Keseceğim arkadaşlar. Silindirle bunu arkadaşlar ne yapacağım? Ben dediğim gibi keseceğim. Şekilli olsun diye. O yüzden bir tane silindir alıyorum. Silindirimin ölçülerine ben kaç demiştim hatırlıyorsanız? 30'a 30 demiştim. Sonra bunu çevirmiştim şu şekilde arkadaşlar. Yandan 90 derece çevirmiştim. Şöyle olacak şekilde. Düzgün çevirdim mi bilmiyorum. Evet, daha sonra bu şekli arkadaşlar yukarı kaldıracağım. Yukarı kaldıracağım. Şu şekilleri birleştiriyorum arkadaşlar. Hizalama düğmesiyle. Yatayda, dikeyde. Ve bu şekli biraz daha önde olması için şöyle öne doğru ok tuşuyla getiriyorum kesmek için. Ve şu bölümü ne yapacağım? Ben keseceğim şimdi. İstediğim gibi ise görüntüye yaklaşalım. Biraz daha aşağı indirebiliriz belki. Pardon, bu üçgenle biraz daha aşağı indirip artık bu şekilleri gruplandırırsak böyle gördüğünüz gibi şu şekilleri gruplandırırsak ön kısmının kesildiğini göreceksiniz. Şöyle gruplandır diyorum. Bakın şurasının böyle hafif daha farklı göründüğünü görebilirsiniz. Bunu da bu tarafa getiriyorum. En son artık ne kaldı? Kalemlerimi koyacağım kutu kaldı arkadaşlar. Öğretmenim, şu kartvizitlerin deldiğimiz silindir var, onun ölçüleri neydi? 30 çarpı 30. Biraz kafanıza göre yapın ama 30 çarpı 30. Öne doğru yuvarlağa öne bakacak şekilde çekiyorsun. Sonra tekrar bir kutu al. Kalemlerini yerleştirmek için bir kutu aldım. Bu kutuyu da ayarladıktan sonra hepsini birleştireceğiz artık. Bu kutunun da ölçülerini arkadaşlar 90 genişlik, uzunluk değeri 40 olacak. Yükseklik değeri de 80 olacak arkadaşlar. 80 olacak. Ve yarı çap değerine ne diyeceğiz arkadaşlar? Biz yine 1 diyeceğiz. Biraz daha yuvarlak olması için. Kenarları biraz daha yuvarlak olması için. Sonra bundan bir tane daha işte bir kutu yapacağız buraya. İçini delmek için şunu arkaya alalım. Delik kutu alıp yerleştiriyoruz buraya arkadaşlar. Bu delik kutunun ölçülerini de giriyorum şimdi. Delik kutunun ölçülerini de bu 90'dı ya. Bir tık daha 86, 4 milim daha düşük yapacağım. 20 değerini de arkadaşlar, pardon 40 demiştim buraya ben. 40 demiştim pardon, bunu 36 yapacağım o zaman. Şunun ölçüleri kaçtı? 40 ve 90'dı. 86 çarpı 36 yaptım. Yüksekliği de kaçtı? 80 miydi? Bakıyorum. 80'di. Ben de bunu 80 yapıyorum. Ve bunu yerden 2 milim yukarı kaldırıyorum. Bakın şuradan 1, 2 olacak şekilde yukarı kaldırdım. Sonra bu iki şekli seçeceğim. Bu iki şekli hizalamadan. Yatayda, dikeyde ortalayıp gruplandıracağım. Böylece bunun kalemleri koyacağım, parçayı da oluşturdum arkadaşlar. Şimdi yapacağım şey hepsini ne yapacağım ben? Hepsini birleştirmek olacak. O yüzden şu şekli alıyorum. Şu şekli alıyorum. Ve şu şekli alıyorum. Bunları ne yapacağız? Artık üçünü alalım. Farem de düzgün değil. Şu üçü şekli alıyorum arkadaşlar ben. Bunları ne yapıyorum? Hizalamadan dikeyde bir kere hizalıyorum. Sonra birbirlerine yaklaştıracağım artık bu şekilde. Ok tuşlarını birbirlerine bitiştireceğim arkadaşlar. Şöyle bakalım. Birbirlerine temas etmelerini sağlayacağım. Şöyle bir şekil oldu arkadaşlar. Ama bunun yüksekliği çok fazla gibi geldi bana. 34 değil de bunun yüksekliği 20 olsun. Ki şu görünmüyor arkadaşlar. Kestiğimiz silindirli kısım görünmüyor. Bunun yüksekliğini 20 yaptım. Sonra şu şekli de bu şekilleri ikisini hepsini üçünü ne yapıyorum arkadaşlar? Bir kere bir gruplandıracağım önce. Gruplandır diyeyim. Sonra şu parçayla bu parçayı yatayda hizalayayım. Şu iki parçayı hizalayayım birbirine. O yüzden de şöyle ikisini beraber seçerek hizalamadan bunları yatayda önce bir hizalıyorum. Sonra şu şekli yaklaştırıyorum arkadaşlar diğerine. Bakalım arada açıklık kalmasın, kopmaması için. Birleşik olsun. Evet. Bu şekilde birbirine ne yaptım? Şekilleri de birleştirmiş oldum. Artık kalem kutum ortaya çıktı zaten. Hepsini seçeceğim.
ve gruplandır deyip tek parça haline getireceğim. Şimdi istediğim yere taşıyabilirim. Bunun çıktısını da alabilirim ve kullanabilirim hatta kendi çalışma masamda.